Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Adanmış Bir Hayat isimli programımızın yeni bir bölümünde tekrardan karşınızdayız. İnşallah bu bölümde detay bir meseleyi, Efendimizin vermiş olduğu önem noktasında detay bir meseleyi konuşma gayreti içerisinde olacağız. Ki bu konu bize gerek fetvada, gerek insanlarımız arasında da çok merak edilen, hemen hemen tüm bireylerin karşı karşıya kalmış olduğu bir konu aslında. İsim meselesi. İsim meselesi bilindiği üzere hem dinimizce önemsenmiş, bir takım kriterler, kurallar konulmuş bir mesele. O yüzden Efendi Aleyhisselam'ımız nasıl isim koyardı, hangi isimleri teşvik ederdi, çocuklarda değiştirmiş olduğu isimler var mı, hatta yetişkinlerde de değiştirmiş olduğu isimler var mı? İnşallah bugün Samettin Hocam'la beraber bu konuyu konuşmaya çalışacağız. Hocam öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Allah razı olsun. Kıymetli hocam, öncelikle isterseniz hemen şöyle bir soru yöneltmek istiyorum hocam. İsim meselesi tabii ki herkesin bildiği gibi önemsenen bir mesele. Dinde de önemsenen bir mesele. Efendi Aleyhisselam'ımız hocam nasıl isimler koyar? Hangi isimleri teşvik ederdi? İsim koyarken kriteri neydi? Bu konuyla alakalı isterseniz bir besmele çekmiş olalım. İnşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Öncelikle herkesin malumu Efendi Hazretleri Kuddisesir Ruhu hastanede tedavi görmekte. Şüphesiz hastalık da Allah'tan, şifa da Allah'tan. Onun için bizlere düşen vazife bu konuda sürekli Efendi Hazretleri Kuddisesi ruhunun sağlık ve sıhhati için dua etmektir. Bundan geri kalmayalım. Ne olur demeyelim. Allah Teala bir kulun duasını kabul eder, şifayı verir. Biz bunu hangi kul olacağını bilemeyiz. Bunu Mevlam bilir. Bize düşen vazife böyle durumlarda, şimdi Efendi Hazretleri, başka bir zaman bir işi. Yani hastalarımıza sürekli dua edelim inşallah. Bunu söyledikten sonra Efendi Hazretleri'nin Kuddisesi Ruhu önemsediği konulardan birisidir. İsim meselesi. Efendi Hazretleri isim koyarken tabii ki dikkate aldığı bazı konular vardı. Bunların başında İslami bir isim olması. Ne demek bu? Müslümanların kullandığı bir isim olması. Diğer bir ifadeyle, ehli küfrün, yani kafirlerin kullandığı bir isim olmaması. Müslüman, kafirin kullandığı bir ismi asla kullanamaz, kullanmamalı. Eğer bu ismi bir baba evladına koyacak olursa, vebal altında olur. Bunu da bilmesi lazım. Bir de, koymuş olduğu ismin içerdiği mananın, yani mefhumunun da makul olması lazım. Öyle hani abes olan bir mefhum içermemeli. Bu konuya da dikkat etmelidir. Efendi Hazretleri isim koyarken bu bağlamda ya peygamberlerden birinin ismini isim olarak verirdi erkeklere, ashab-ı kiramdan olanların ismini yine isim olarak verirdi, yine silsile-i meşayihın isimlerinden bir isim verirdi. Efendi Hazretleri, bayanların ismini de inşallah konuşacağız tabii ki. Onlar da hangi isimlere dikkat ederdi konusunu. Yine Efendi Hazretleri'ne bazen gelirdi arkadaşlar. Derlerdi ki, Efendi Hazretleri bizim bir çocuğumuz oldu. İsmini Mahmut koymak istiyoruz. Ne dersiniz? Yani ismini koyun değil de, Efendi Hazretleri'ne hem bir iltifat düşüncesiyle, Efendi Hazretleri'nin ismi Mahmut malumunuz, onu koymak istediklerini de bu şekilde ifade ederlerdi. Efendi Hazretleri genelde, Mahmut ismini koyun ifadesini pek kullanmazdı. Ama kendisine söylendiği zaman da çocuğun ismini Mahmut koymak istiyoruz. Ne dersiniz dendiği zaman da koymayın asla demezdi tabii ki. Çünkü Mahmut Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden birisidir. Bu itibarla Efendi Hazretleri özellikle erkek kardeşlerimizin isimlerinde bunlara çok ama çok dikkat ederdi. Ve bize düşen de budur. Yani eğer bir kardeşimizin evladı oluyorsa, kendisi ismini koyacaksa dikkat edeceği şey budur. Bir, Müslümanların kullandığı bir isim olması. İki, kafirlerin kullandığı bir isim asla olmaması. Üç,
içerdiği mananın da, mefhumunun da yani böyle abes, abuk subuk bir şey olmamasına dikkat etmesi lazımdır. Peki hocam, şimdi az önce ismi, yani sıralamada şöyle bir sıralama yaptınız. İşte peygamber isimleri, ashab-ı kiram isimleri, meşayihin isimleri vesaire, tabii birçokları da ekleyebiliriz. Alimlerin, evet, salih insanların. Peki hocam, şu an tabii bizim halkımız çok önem verdiği isimlerden birisi de Abdullah, Abdurrahman, işte Abdülhamid, Abdussamed, bu gibi isimler. Evet. Bunları koyabilir miyiz? Veya bunları Abd kelimesi, yani sadece mesela Rahman ismi konulur mu? Veya Samet ismi konulur mu? İsim koymada özellikle Allah zaten Mevla'nın mahsus ismidir, özel ismidir. Onun evveline mutlaka Abd kelimesini koymalı. Allah'ın kulu anlamında olacaktır. Abdullah. Evet. Bu şekilde olursa bunda hiçbir sorun yoktur. Bir de Mevla Teala'nın sıfatları var. Dolayısıyla yine Mevla Teala'nın sıfatlarından bir kişi oğluna isim koyacağı zaman Abd kelimesini evveline ekler. Mesela Abdülhalik, Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu'nun torununun ismidir. Evet. El-Halik, Mevla Teala'nın sıfatıdır malum. Onun üzerine evveline Abd kelimesini koyarak Abdülhalik denilir. Abdurrahman denilir. Er-Rahman da Mevla Teala'nın sıfatlarından. Yani bu tür sıfatlar verileceği zaman evveline Abd kelimesi konularak verilebilir. O evet. zaman hiçbir mahsuru olmaz. O zaman şunu anlıyoruz hocam. Efendi Kudüs'e sürü bizatihi torununa bile Abdullah, evet, o da konulabilir. O tür isimlerde zaten sahabeden de birçok örneği, evet, var tabii ki. Peki hocam, şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi dediniz ki evet, isimler İslami olmalı. Daha da önemlisi aslında Batı'nın kullandığı bir isim veya mefhumu bozuk olan bir isim olmamalı. Peki hocam, Efendi Hazretleri diyelim ki böyle bir isim var. Adam gitmiş diyelim ki Kezban mesela. Kadınlarda kullanılıyor hocam garip bir şekilde. Mesela veya daha bozuk manada bir isim, işte savaş mesela, farklı ifadeler var. Hiç isim değiştirdi mi? Şimdi şunu evvela bir tespit edelim. İslam'da isim değiştirme var mıdır? Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı bir şeyi Efendi Hazretleri asla yapmaz. Bunu bir sefer bilelim. Çünkü hayatının her anını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şeyleri söylemeye, yaptığı şeyleri yapmaya, yanında yapıldığında yapma bunu veya bir şey demediği zamanlara, bunlara takrir-i sünnet diyoruz malum sünnette, hayatını buna adamış zaten. Dolayısıyla Efendi Hazretleri, Kuddisesi Ruhu, isim değiştirmeleri yapmıştır. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ashabından bazılarının isimlerini değiştirmiştir. Buna dair birkaç hadis-i şerif okuyayım. Kısaca, çok uzatmadan. Mesela sadece hadisin metnini okuyayım. اُنَّ رَجُلًا كَانَ اِسْمُهُ قَل۪يلًا Bir adam vardı, ismi Kalil idi. فَسَمَّاهُ الرَّسُولُ كَس۪يرًا Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kalil az demek biliyorsunuz, kesir çok demek mana olarak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Kesir ismini vermiştir. Yani ismini değiştirmiştir. Aynı şekilde yine metin okuyorum sadece. Kâne racülün min ashabin nebi aleyhisselam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir adam vardı. Yüşemma esvede. Esvet siyah demek biliyorsunuz. Esvet diye isimlendirilmişti. Yani ismi esvetti. Bunun üzerine fesemmâhu racülullahi sallallahu aleyhi ve sellem ebyallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Esvet değil de Ebyal ismini koydu. Ebyal da beyaz demek. Aslında hocam... Yani mana cihetinden baktığınızda ikisi de renk. Evet. Ama Müslümana karalık yakışır mı? Hocam... Yakışmaz. Dolayısıyla mefhum cihetinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bu sefer Ebyal dedi. Niye? Beyaz. Müslüman net ve parlaktır. Bitti. Peki hocam, aza ne diyeceksiniz? Ne? Az. Azı çok yaptı. Aslında azda da bir sıkıntı yok. Az. Belki... Sıkıntı olmayabilir. Ama azın mukabili çok olunca... Orada şönük kalabilir. Onu kaldırıp ona daha böyle şaşalı bir isim koymuştur Efendimiz. Himmet aslında hocam, tabii, belki de. Yüksek himmet. Yani bereket. O anlamda alalım onu. Ayrıca belagani enne Rasulallahü aleyhisselam gayyara isme racülin. Bana ulaştı diyor Ubeydullah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın ismini değiştirdi. Kan ismuhu el-as. İsmi el-as idi. Yani as idi, öyle diyeyim ben onu. Yani tarifini alalım. Fesemmâhu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem muti'an.
Yani el-aat-ı asi manası söz konusu. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itaat eden anlamında muti' ismini ona vermiştir. Ha demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem isim değiştiriyor. Ayrıca bir tane daha onlara misal olması kabilinden söyleyelim. Nafi'den rivayet ediliyor. Enne Rasulullah aleyhisselam gayyara isme Ummi Asim. Ümmü Asim ismini değiştirmişti. Ve kâne ismuha Asiyeten. Asım'ın annesi demek Ümmü Asım. Onun ismi ise Asiye idi. Hani Asiye diyoruz ya biz günümüzde. O idi, onu değiştirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale bel enti cemiletun. Sen Asi değil, güzelsin. Dolayısıyla Cemile ismini vermiştir ona. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem isim değiştirmelerini yapıyordu. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu bu isim değiştirmelerini Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu da yapıyordu. Hakikaten de yapıyordu. Hatta Efendi Hazretleri vefat etmiş olan, mesela ihvanlardan biri vefat etmişse ismini değiştirdiği vardı vefatından sonra. Hatta bizim Ömer Hoca'nın babası vefat ettikten sonra Efendi Hazretleri Ömer Hoca'ya sordu, baban ismi neydi diye. Ömer Hoca dedi ki, Mehmet'ti. Efendi Hazretleri Muhammed olarak değiştirmişti onu. Yine aynı şekilde söylediğimiz gibi, Ömer Hoca'nın soyadı Keleş olarak yıllarca devam etmişti. Efendi Hazretleri ona soyadını değiştirmesini söyledi. O da değiştirdi, Mahmudoğlu yaptı soyadını. Ayrıca Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu, özellikle Batı'da çok kullanılan isimler verilirse çocuklara onları mutlaka değiştirirdi. Yine Efendi Hazretleri melek isimleri verilecek olursa kişilere onları da değiştirirdi. Mesela İsrafil gibi, mesela Cebrail gibi. Yani bunu demişken İsrafil'i, senin nüfusta isminin İsrafil olduğunu ben biliyorum. Açık etmeseydik hocam. Senin ismini de değiştirdi. Ahmet yaptı. Yani Efendi Hazretleri melek isimleri verildiği zaman da onları da değiştiriyordu. Yine aynı şekilde başta da ifade ettiğimiz gibi Efendi Hazretleri'nin dikkate aldığı o kelimenin içeriği, mefhumu çok bozuksa o isimleri de değiştirirdi. Dediğimiz gibi soy isimlerde de değiştirme yapardı. Bir de Efendi Hazretleri şunlara çok kızardı. Ne bu derdi ya? Ayten, Nurten. Ten. Ne bunlar derdi ya? Neredeyse anten diyeceksiniz derdi. Yani işim olsa onu da kullanacaksınız derdi. Bunları asla hoş görmezdi. O tür işimlerin derhal değiştirilmesini isterdi. Yani çağrışımı yanlış şeyleri, değil mi hocam? Efendim? Çağrışımı yanlış. Nurten. Yani, yani İslam'da kullanılmayan isimler cümlesinden. Öyle olduğu için Efendi Hazretleri tabii ki böyle isimlerin kullanılmasını istemezdi. Ve hakikaten derdi yani. O kadar kızardı ki, yani anten de isim olsa anten koyacaksınız kadınlara ismi yani. Olacak şey mi bu? Derdi yani. Ayrıca yine Efendi Hazretleri Esra ismini Esma ismiyle değiştirmişti. Erkeklerde Oğuz ismini Ömer ismiyle değiştirmişti. Bizim şahit olduğumuz şeyler bunlar. Yine aynı şekilde birisine Aslan denildi. Yanında, o ne biçim isim dedi ya. Senin ismin bundan sonra Ali Haydar olacak dedi. Yani o ismi de Efendi Hazretleri değiştirdi. Şimdi aynı şekilde yani Aytendir, Nurtendir, şudur, budur. Kezban. Böyle isimler ne hacet, ne gerek, nerede kaldı? Derdi ki Abide koyun, Zakire koyun derdi. Aişe, Fatıma. Bu isimler varken neden böyle isimler koyarsınız diye de ayrıca sitem ederdi. Hocam, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının, kızlarının, ashabın hanımlarının, kızlarının isimleri varken neden böyle isimler koyarsınız diye de sitem ederdi. Böyle hiç hoş karşılamadığını da dediğim gibi değiştirirdi Efendi Hazretleri. Hocam oradan şunu anlayabilir miyiz? Yani eğer yanlış anlıyorsam lütfen düzeltin. Efendi Hazretimiz mesela aslında Aslan ismi normalde Arapçada da var aslında. Kullanılan, hatta ulemandan bu ismi kullananlar da var. Ama bu yenilikle beraber halkta büyük bir dezenformasyona neden olabiliyor, bozulmaya neden olabiliyor. Bunları kesmiş yani hocam. Hep İslami bir kimlik oluşturmuş aslında. Şimdi geçmiş birkaç program öncesinde söylemiştik.
Efendi Hazretleri kadın kıyafetleri satan çarşambada dükkan açıldığında çok sitem etmişti. Anlatmıştım bu konuyu daha önce. Evet. Sebep neydi? Çünkü bir şeyi olduğu şeklin dışına çıkarmaya yol açmadır bu. Dükkan açtığınız zaman orada malzeme sergileyeceksiniz. Her sene yeni bir şey sergileyeceksiniz ki sürüm yapabilirsiniz. Yoksa iflas edersiniz. Bu da sizi neye sevk eder? Kıyafetin şeklini değiştirmeye sevk eder kıyafette. İşimde de aynen böyledir. Çok basit gibi yüzeysel olarak başlar ama bir de bakarsınız ki artık İslami isimler kimsede kalmamış. Aslında onu yaşıyoruz ha. Yaşıyoruz. Onlara dikkat eden birkaç İslami isimlere dikkat eden ailelerin sayısı çok azaldı. Çok değişik, anlaşılmayacak, acayip, garip isimler kullanılmaktadır. Onun için Allah Teala bize hakikaten Efendimiz'i örnek alacak erkekler, hanımlarını örnek alacak kadınlar. Onlar ne yapmışlarsa onu dikkate alalım ya. Evet. Nedir yani bizim başka bir derdimiz yok ki. Derdimiz onlara uymak. Onun için bu konuda da çok dikkat etmek gerekir. Hocam müsaadenizle oraya şöyle bir gerçekten güncel bir sıkıntı olduğu için özellikle durmak istiyorum. Yani geçmek istemiyorum. Şu an şöyle bir olay çok var hocam. İnsanlar az önce de ifade ettiğiniz gibi yani bilinen, tevarüs eden asırlarca kullanılmış İslami isimler değil de çocuğumuza yeni bir isim koyalım. Kimse de olmayan. Yani böyle bir akım var. Hatta bir gün Fetvai Hocam birisi aradı. Hocam ben çocuğuma Kur'an'dan bir isim koydum dedi. Yani ben böyle bir isim hiçbir şey duymadım hocam. Bakıyorum hatta arkadaşlar ya böyle bir ayet, bir kelime var mı vesaire. Bulamadık. İşte şu surenin şu. Meğer hocam kelimenin sonunu almış, öteki kelimenin başını almış, birleştirmiş, isim yapmış. Yani Hasan'ın San, diyelim Ali. İşte Al, Sanal örnekleyeyim. Böyle bir isim yapmış. Bir garip bir akım var hocam. Bu konuyla ilgili bir şeyler derseniz şimdi çok önemli olur. Halkımızın, halk arasında şöyle bir konu hakikaten geçmekte. Çocuğa bir isim koyarken Kur'an'dan koymak lazım diye bir tabir var. Halk arasında gerçekten böyle bir akım da var, kullanım da var. Ama Kur'an'dan isim koyma deyince, zaten peygamber isimlerine, Efendi Hazretleri dikkat ederdi isim koyarken derken, öncelikle peygamber isimlerini söyledik, onları verir dedik. Bunların hepsi Kur'an'dan zaten. Ama Kur'an'dan olacak deyince, Firavun kelimesi de Kur'an'dan. Şimdi Firavun ismini bir Müslümana koyabilir mi? Evladına koyabilir mi? Hayır, koyamaz. Dolayısıyla illa Kur'an'dan olacak diye bir şey yok. Peygamber ismidir, sahabe ismidir, bunlar varsa amenna. Dolayısıyla isim koymada asıl olan Müslümanların kullandığı bir isim olmalı. Mefhumu içeriği, yani kelime olarak ifade ettiği mananın nahoş bir mana olmaması ve artı peygamberlerden birinin isminin olması. Yani bunları kullanmak yeterlidir. Dolayısıyla günümüzdeki gibi Kur'an'dan olsun, Kur'an'dan herhangi bir kelimeyi alıp hiç manasının ne olduğunu dikkate almadan isim olarak vermek diye bir şey de yoktur. Onu da söyleyelim. Evet. Ya bu zannediliyor ki öyle olursa tamam berekettir, olmuştur, İslam'a uygundur. Hayır, öyle bir isim koyma yok. Onun için orayı da belirtmiş olalım inşallah. Aslında hocam orada da şöyle bir hata oluyor. Mesela Kur'an'dan koydukları isimleri mesela bize diyorlar Esila. Mesela Kur'an'dan Esila Kur'an'da geçiyor. Meğer Bukrata ve Asila var ya hocam. Oradan alıyorlar. Doğru. Aslında bu isim Batı ismini çağrıştırıyor hocam. Aslında o yüzden hoş geliyor. İnsanların anlayacağı bir isim de değil aslında. Evet. Ama işte maalesef. Evet hocam. Maalesef. Peki hocam. Evet hocam Allah razı olsun. O zaman şunu anladık. İsim konulurken önemli kriterimiz manası bozuk olmayıp Batı'yı çağrıştırmayacak. Kesinlikle. Ve bu şekilde İslam isimleri peygamberlerin isimlerini erkeklere koysunlar. Hanımların isimlerini de hanım kardeşlerimize koysunlar. Ashab-ı kiramın hanımların ismini hanım kardeşlerimize koysunlar. Erkeklerin isimlerini, erkek çocuklara isim koysunlar. İsim mi yok? Çok. Hocam o zaman ben madem böyle bir şey dediniz, ben o zaman direkt kadın konusunu açayım müsaadenizle. Evet. Şimdi kadınların isim konusunda, evet bu aslında erkeklerde isim konusu çok şey olmuyor hocam, sorun olmuyor. Erkek zaten ne koysalar isim koyulabiliyor. Kızlarda daha çok oluyor. Efendi Hazretimiz kızlara isim konulurken nasıl bir kriteri var? Biz şunu biliyoruz. Efendi Hazretimiz mesela Ayşe annemize çok hassas olduğunu biliyoruz. Evet. Bu konuyla alakalı hocam en azından bizi dinleyen kardeşlerimize de yol göstermek için bir şeyler ifade ederseniz çok seviniriz. Elbette Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu hanım kardeşlerimizin isimleri noktasında da çok ama çok uyarılarda bulunurdu. Dikkate almanız gereken birinci olarak
derdi ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinin, hanımlarının isimlerini koyun. Doğan kız çocuklarınıza isim olarak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızlarının isimlerini koyun derdi. Sahabe-i kiramın, eşlerinin, kızlarının, bunların isimlerini konulmasını hep tavsiye ederdi. Efendi Hazretleri Kuddüs'e sürruhu, Aişe, yani Ayşe halkın tabirle, ismi üzerinde kadınlar meselesinin isimlerini, kadınların isimlerinde çok fazla dururdu. Ama çok fazla ha. Şimdi birkaç şey anlatacağım inşallah. Niye fazla dururdu onu da anlayacaksınız. Tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Hazreti Ayşe Hanım'ı, Hazreti Ayşe'nin Şia tarafından ki Kur'an'da iftiraya maruz kaldığı, temizlendiği ama Şia'nın hala Hazreti Ayşe validemize olan o çirkin tavrı devam ettiğinden dolayı adeta onu da yerle yeksan etmek için Aişe ismi üzerinde Efendi Hazretleri Kuddüs'e sürruhu çok fazla dururdu. Hatta derdi ki, bütün dünyadaki kadınların adını Aişe koysam yine de doymam. Elhamdülillah. Efendi Hazretleri'nin ifadesidir bu ha. Bütün dünyadaki kadınların ismini Aişe koysam yine de doymam. Gene de o ismi veririm. Kız çocuğu ismi isteneceği zaman derdi. O kadar önem verirdi ki, bir gün geldi yine bir kardeşimiz, Efendi Hazretlerinden kızına isim istedi. Yeni doğan evladına isim istedi. Efendi Hazretleri de Aişe olsun ismi dedi. Bunun üzerine o kardeşimiz dedi ki, annesinin ismi de Aişe. Yani başka bir isim koysak anlamında olsun. Annesi de Aişe olsun, kendisi de Aişe olsun dedi. Yine başka bir dönemde gene geldi bir kardeşimiz, kız evladı olduğunu söyledi Efendi Hazretlerine. İsim istedi Efendi Hazretlerinden. Efendi Hazretleri Aişe olsun dedi. Efendi Hazretleri önceki kızım da, önceki çocuğum da kız çocuğuydu. Ona Aişe koymuştuk ismini. Bu da Aişe olacak. O zaman bu da Aişe Sıddıka olsun dedi. Ama Aişe ismini illa oraya ekledi. Yani hakikaten Efendi Hazretleri bu konuda, yani Aişe ismi üzerinde hanım kardeşlerimizin çok fazla dururdu. Bunu özellikle burada vurgulamak isterim. Yine Efendi Hazretleri, ki bizim cemaatta da herkes bunu bilir, Ayşe annemize karşı aşırı bir saygısı vardı Efendi Hazretleri'nin. Bu herhalde Şia'nın çirkin tavırlarından kaynaklansa gerek, Efendi Hazretleri aşırı derecede saygılıydı Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya. Öyle de olmalı. Niye? Çünkü Ehl-i Sünnet'i temsil ediyor Efendi Hazretleri. Ehl-i Sünnet çizgisinde Hazreti Ayşe validemiz çok kıymetlidir. Bunu aslında biraz da orayla bağlantılı yaparsak o zaman Efendi Hazretleri'nin bu tavrını daha iyi anlamış oluruz. Efendi Hazretleri'ne yine geldiler bir gün. Dediler ki, Efendi Hazretleri kızımız oldu, ne isim verirsin? Efendi Hazretleri aynen şöyle dedi. İsmi Aişe olsun dedi. Yani Aişe olsun halkın diliyle. Ondan daha da güzel işim yok. Bunu da ekledi oraya. Yani illa Ayşe, ismin Aişe olmasında Efendi Hazretleri ısrar ederdi. Hatta ben yakın zamanda Efendi Hazretleri karşıdaki arkadaşlar söylemişti bana, Beykoz'daki Efendi Hazretleri'nin bakımını yapan arkadaşlar. Kim gelirse, kız derse Aişe diyor Efendi Hazretleri. Başka hiçbir şey demiyor diyorlardı son dönemlerinde. Onun için buradan Aişe ismini Müslüman kardeşlerimiz kız çocuklarında yaygınlaştırsınlar. Ve bunu bilsinler ki Efendi Hazretleri bu konuda hakikaten titizdi. Hocam şimdi hep şöyle bir ifade ediyorsunuz, yani kullanıyorsunuz. Efendiye geldiler, işte şöyle bir isim sordular, şunu dedi, şöyle bir isim geldiler, bunu sordu. İsim konulurken usul nedir peki hocam? Yani o arada bir cümle itirazi olarak bir araya gireyim müsaadenizle, sonra konuya tekrar devam edersiniz. Yani burada bir kendimiz mi koymalıyız yoksa nasıl olmalı, büyüklere mi sormalıyız? Şimdi bir gün bir hoca efendi sohbete gidiyordu. Efendi Hazretleri çağırdı onu. Dedi ki, gittiğin yerde çocuklara konulacak olan isimlerden bahset. Kız olsun erkek olsun çocuklara isim koymanın önemini anlat dedi yani. Bu konuları anlat. İnsanlar böyle garip garip isimler koyuyorlar. Öyle isim koymasınlar. İslam'a uygun olan, biraz önce aktardığımız şekilde ona telkinlerde bulundu, onu öylece gönderdi. Mesela bir gün Efendi Hazretleri'ne geldiler.
Bir içim istediler. Kız erkek verdi. Gene aynı gün istediler verdi. Gene aynı gün istediler verdi. Böyle 4-5 defa olunca gene birisi geldi. Gene içim istedi aynı günde. Efendi Hazretleri Allah ona güzel bir içim versin dedi inşallah. Vermedi isim. Şimdi bana gelseler, sorsalar ben sürekli içim verebilirim. Ama Allah dostları bir işi yaparken hangi iş olursa olsun kalplerine geleni söyler. Hani ilham diyoruz ya biz ona, bizde öyle çok olmaz ama Allah dostlarında bu sürekli bir haldir. Dolayısıyla o öyle vermedi. Allah güzel bir isim versin ona dedi. Yani inşallah biri daha başkasına sorarsınız. O size illaki güzel bir isim söyler anlamındaydı o. Ama şunu bilir ki Müslümanlar, Allah'ın veli kulları boş insanlar değil. Onların her anı bir şeyle meşguldür. Dolayısıyla isim soruldu, cevap verdi, soruldu, cevap verdi, soruldu, cevap verdi, soruldu, cevap vermedi. Vermediyse onda da bir hikmet var. Böyle anlamak lazım bunu. Niye vermedi cevap? Cevap vermesi gerekmez miydi şeklinde değil de onu böyle anlamak lazım. Size isterseniz bu konuyu kapatma noktasında bir şey daha anlatayım. Efendi Hazretleri'ne bir gün birisi geldi. Efendi Hazretleri dedi, bir çocuğumuz olacak, erkek çocuğumuz olacak. Sezeryan da öyle görmüş, doktorlar erkek çocuğunuz olacak demişler. Ona bir isim, Sezeryan diyorum estağfurullah, ultrasonda. Ona bir isim istediler Efendi Hazretleri'nden. Efendi Hazretleri Ayşe olsun dedi. Onlar erkek ismi istiyor, Efendi Hazretleri Ayşe olsun diyor. Şaşırdılar. Efendi Hazretleri, doğacak olan çocuğumuz kız değil, erkek olarak doğacak. Ultrasonda öyle gördü doktorlar, öyle söylediler bize. Efendi Hazretleri yine Ayşe olsun dedi. Çocuk sonradan doğduğunda kız olarak doğdu. Şimdi bu aslında normalde kulağımıza gelen şeylerdir zaten. Nedir o? Ultrasonda şöyle dediler ama erkek dediler, kız doğdu. Kız dediler, erkek doğdu. Bunlar olağan şeyler, olmayan şeyler değil, olağan şeylerdir. Biraz önce söylediğimle örtüşmesi açısından bu misali verdim. Allah dostları bir iş mi veriyorlarsa kalbine gelen ile veriyor. Evet. Onlar öyle bizim gibi değil. Biz sadece kitaplardan ne gördükse hemen onu şöyle aktarırız. Onlar hem kitaplara uygun hem de o an kalbine gelen neyse ona göre söylerlerdi. Bu da hakikaten böyle dikkate alınacak ibretlik bir hadisedir. Onu da buraya eklemiş olalım. Bu konuyu inşallah burada noktalayalım. O zaman şunu anlamış oldum hocam. Şimdi tam net bir cevap almak için aslında bunu söylüyorum. O zaman biz isim verirken hep sormalı mıyız hocam? Hep yani ben mesela çocuğumun ismini koyarken büyüklerime mi sormalıyım, kendim mi vermeliyim? Yani bu konudaki edep nedir? Yani genelde... Mesela niye Efendi Hazretleri'ne soruyorsunuz hocam veya soruyoruz isimleri? Biz de dahil olmak üzere tüm hoca arkadaşlarımız doğan çocukların ismini Efendi Hazretleri'ne sormuştur. Efendi Hazretleri'ne sorarız. Neden? Allah'ın veli kuludur. O zaten İslam'a uygun bir isim söyleyecektir. Onun için bir bereket olması maksadıyla onu soranlar sorar. Artı Efendi Hazretleri de bana doğan çocukların isimlerini sormaları çok hoşuma gidiyor da derdi. Demek ki bu güzel bir şey. Bunu evet. Sormaya devam etsin insanlar. Burada bir mahsur yok. Ama illa ben koyacağım diyorsa İslami isimler adı altında Türkçe olarak da kitap hazırlamış kardeşlerimiz var. Onlardan mutlaka istifade etsinler. Yine de bizim İsmail Ağa'nın danışma hattına bu ismi koyacağız uygun mudur diye de ayrıca sorsunlar. Hocam fetvamıza yük bindirebilirsiniz bu ifadenizle. Estağfurullah. Peki hocam Allah razı olsun. Yani evet aslında doğru. Çünkü isim meselesi önemsenmiyor ama hocam. İnsanlar peygamberimizin yanında cennette bu isimle anılacaklar. Çok da dikkat etmek gerekiyor. Elbette. Hocam. Elbette. Önemli konulardan biridir bu isim koyma konusu. Babanın vazifelerindendir. Evet hocam. Onu mutlaka düzgün bir şekilde yapmalıdır. İslam'a uygun bir şekilde yapmalıdır. Hocam kapatmadan şu an aklıma bir şey daha geldi. Müsaadenizle onu da sorayım. Buyur. Şimdi şöyle bir soru var bu isim değiştirme meselelerinde. Diyelim ki işte farklı bir ismi değiştirilecek. Cenk ismini işte Mehmet Muhammed yapacağız işte vesaire başka bir şey yapacağız. İnsanlar şunu soruyor. Ezanı yeniden okumaya gerek var mı? Hani çocukken ezan okuyoruz ya kulağına hocam. Evet. O ezan okumak isim için mi yoksa çocuğun duyduğu ilk ses olması Aynen. için mi? Doğan çocuğun duyacağı ilk ses ezan ve kamet olsun.
odur maksat aslında. Evet. Hemen adı konulur, ezan ve kamet. Anne baba adını koyar zaten veya sorar da önceden sormuştur da büyük ihtimal. Ve hemen ezan ve kamet okurlar. Duyacağı ilk şey o olsun diyedir. O zaman gerek yok, gerek yani yok. Değiştirdikten Hayır. sonra. Çünkü bazen öyle bir durum oluyor. İnsanlar da bunu ciddi manada da sorun yapanlar yani oluyor. Şimdi efendim Nazırı senin ismini değiştirdi. Sen kulağına gelip de ezan mı okuyacaktık o yaşta? Evet. Yani. Evet hocam. Peki Allah razı olsun hocam. Peki hocam Allah razı olsun. Cümlemizden. İnşallah yeni konularla yeni bölümlerde tekrardan Mevla buluşmayı takdir eder. Efendim Asya'mızı başımızdan eksik etmesin hocam. Amin. Mevla sürekli istifadeyi bizlere muvaffak eylesin. Amin inşallah. Peki kıymetli kardeşlerim, bugünkü programımızda nihayet erdirelim. İnşallah Efendi Hazretlerimizin hayatından katkı sunmaya çalışıyoruz. İnşallah bir takım onun ufkundan bir şeyler verebiliyoruzdur. Elbette Sami'tun hocam gerçekten çok ufuk açıcı şeyler burada ifade ediyor. Biz de istifade ediyoruz. Sizlerin de istifade ettiğinizi umut ediyoruz. Bu nedenle böyle bir veli zatın kadru kıymetini iyi bilmek ve sürekli de dua etmek lazım. Programın başında Sami'tun hocam dua meselesini ifade etti. Ben de tekrar bir hatırlatıp öyle bitirmek istiyorum. Çok dua etmek lazım. Allah-u Teala Hazreti Eyyub'e bahşettiği şifayı Efendi Asya'mıza de bahşetmesi için biz elimizden geldiği kadar dua edelim. Rabbim kadirdir elbette her şeye. Allah-u Teala onu sağlık, sıhhat içerisinde tekrar ihvanın arasına döndürsün diye dua edelim arkadaşlar. Peki, Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.